Merhaba sevgili çocuklar. Ben Seher öğretmeniniz. Okula güvenle başladınız. Ben de size yazdığım bir hikayeyi armağan etmek istiyorum. Hikayemizin adı Dünya Turuna Çıkan Mikrop. Bir gün haylaz bir mikrop dünya turuna çıkmış. Amacı dünyadaki bütün ülkeleri görmekmiş. Ama bazen de sokaklardaki kalabalık onu çok rahatsız ediyor. Bu kalabalıktan kurtulmak istiyormuş. Sokaklarda ne kadar çok insan var. Onları hasta edeyim de tüm sokaklar bana kalsın. Sonra da rahat rahat gezeyim demiş. Mikrobun bu amacını duyan Ali, sokaktaki tüm insanlara seslenmiş. Merhaba demiş. Size söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin lütfen. Bir mikrobun bizi hasta etmek istediğini duydum. Bakın, önce bizimle arkadaş olmayı deneyecek. Ona sakın inanmayın. Çünkü arkadaş olduktan sonra hasta etmeye çalışacak. Ama ben kendimizi ondan nasıl koruyacağımızı çok iyi biliyorum. Onu bu dünyadan uzaklaştıracağız. Bunun için önce evde kalma oyunu oynayacağız. Ben çıkın diyene kadar evden dışarı çıkmamalısınız. Evlerimizde o mikroptan saklanırsak o da kimseyi bulamaz ve canı sıkılınca gider. Ali'nin kardeşi Başak da bu oyuna katıldı. Evde saklambaç oynamadan önce mikrobun hiç sevmediği sabuna seslendiler. Sabun kardeş, su ile birlikte bizi mikroptan korur musunuz? Elbette, dedi sabun. Ama bir şartım var. 20'ye kadar saymadan beni bırakmak yok. Sen 20'ye kadar sayarken ben arkadaşım su ile beraber şarkı söylüyor olacağım. Şarkımız da kısa sürede bitmiyor. Bunun için 20'ye ya da 30'a kadar saymanız gerekli. Su da bir konuda onları uyardı. Ali ve Başak, sakın beni boşa akıtmayın. Ben tükenirsem daha sonra arkadaşım sabundan beni ayırmış olursunuz. Hiç kimse ellerini ve vücudunu temizleyemez sonra. Başak, sen merak etme su kardeş. Biz suyu hep tasarruflu kullanırız, dedi. Ali ve Başak böylece evde kalma oyununa başladılar. Önce sıkıldılar ama daha sonra çok eğlenceli oyunlar oynadılar. Sadece tek üzüldükleri konu büyük anne ve büyük babalarına, komşulara, akrabalara eskisi gibi misafirliğe gidememeleriydi. Çünkü bu mikrop kalabalık gördüğü yere hemen geliyordu. Bu özlemlerini gidermek için telefon ve bilgisayar aracılığıyla görüntülü görüşmeye karar verdiler. Ali ve Başak'ın anne ve babası, "Aferin çocuklarımız, evde ne güzel vakit geçirdiniz. Biz evde temizliğimize, beslenmemize dikkat ederken dışarıdaki görevliler de hem sokaklarımızı temizlediler hem de hastanelerde hasta insanları iyileştirdiler. Mikrop bizim ülkeden gitmek üzere. Bir süre sonra sanırım dışarıya çıkabileceğiz. Ama dışarıya çıkarken maske kullanmamız, sarılmadan ve birbirimize yakınlaşmadan dolaşmamız lazım," dediler. Ve gün geldi, insanlar önlem alarak dışarıya çıkmaya başladılar. Ali ve Başak bu fırsatı hiç kaçırır mı? Babalarının dediği gibi dikkatli davrandıkları sürece hem oyun oynadılar hem de okula gittiler. Okula gittiklerinde öğretmenleri Ali ve Başak'a gözleriyle ve gülümsemeleriyle yaklaştılar. Mesafeli durmaları sağlıkları için önemliydi çünkü. Öğretmenleri anne babaların söyledikleri gibi maskeye ve temizliğe de çok önem veriyorlardı. Personel ablalar sınıfları ve tuvaletleri sık sık temizliyorlar. Mikropların imdat çığlıklarıyla her yer gıcır gıcır oluyordu. Bir de evdeki kurallar gibi okulda da kurallar vardı. En önemlisi de birbirimize saygıydı. Arkadaşımız konuşurken onu dinlemek, biz konuşurken onun bizi dinlemesi çok güzeldi. Sihirli sözcükler ve davranışlarla her zaman iyi arkadaşlıklar kuruldu.
Öğrencilerimiz tüm bu kurallara uymaya karar verdiler. Ben de öğrencilerim için bir şarkı yazdım. Söz ve müziği bana ait, düzenlemesi ve seslendirmesini öğrencilerim Zeynep Azra Coşkun ve Zehra Coşkun yaptılar. Onlara çok teşekkür ederim. Haydi bu şarkıyı birlikte söyleyerek hikayemizi bitirelim. Hoşça ve sağlıkla kalın çocuklar. Thank you.